Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere Amerikan temettü hisselerini, yabancı temettü hisselerini konuşuyor olacağız. Ve bu sayede temettü hisselerine yatırım yapmayı gördüğümüz için Temettü ödemelerimizi Dolar cinsinden döviz cinsinden alabiliyor olacağız Bu da birçok temettü yatırımcısının aslında en çok beklediği En çok sevdiği içeriklerden ve videolardan birisi olarak karşımıza çıkıyor Nedeni oldukça basit Temettü ödemelerini TL ile aldığımız için ve TL'de özellikle de son zamanlarda Ciddi değer kaybına uğradığı için Acaba aldığım temettü enflasyondan beni koruyabiliyor mu acaba bu temettü büyümesi mantıklı mı değil mi Bu sorular akılda kalmış oluyor Aslında sizlerle birlikte yapacağım önümüzdeki haftalarda temettü yatırımcılığı eğitim serisi olacak ortalama 15-20 videodan oluşacak ve temettü ile ilgili hem aklınıza takılan bütün soruları cevaplamış olacağım hem de temettü ile ilgili aklınıza soru işareti kalmayacak ve çok kapsamlı bir bilgiye ulaşmış olacaksınız. Burada da anlayacağımız üzere TL varlıklarla temettü emekliliği yapsak bile aslında enflasyonun altına yenilmemiş oluyoruz. Ama tabii ki bunu yabancı ise senetlerinde yani döviz cinsinden aldığımız temettü geri alımlarıyla sağlarsak çok daha iyi seviyelere çıkabiliyoruz. Bir diğeri burada birazdan sizlere zaten göstereceğim gibi yabancı ise senetlerinde temettü miktarı hisse başına sürekli olarak artıyor. Yani sürekli bir büyüme içerisindeyiz. Bunları sizinle konuşacağız. Toplam burada gördüğünüz gibi 4 adet şirketimiz var. Bu 4 adet şirketi sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve ardından videomuzu bitireceğiz. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok çok önemlidir. Lafı fazla uzatmayalım. Hemen videoya girelim. Trading view üzerinden hem sizlere tekniğini göstereceğim hem de temelini anlatmaya çalışacağım. Burada ilk hissemiz Enbridge olarak karşımıza çıkıyor. Bu hisseye baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyebilirim ki Aralık ayının sonundan yani yeni seneye girdiğimizden itibaren diyelim Ocak itibariyle toplam %20'lik bir büyüme gerçekleştirmiş ve kademeli olarak artış azalışlarla. Teknik seviyelerine baktığımızda şu an alım için çok doğru noktalar olmayabilir. Biraz daha en azından 55 dolarlar seviyesine kadar gerilemesini 55-70-56'lar belki uygun olabilir. kafmana kadar gerilemesini bekleyebiliriz. Bu hissemize geldiğimiz zaman 56 dolarlık bir hisse olduğunu görüyoruz. Temettüsüne baktığımız zaman yüzde ortalama 6 verimlilikle çalıştığını görebiliyoruz. Tabii ki bu neye göre hesaplanıyor? Hissenin fiyatına göre hesaplandığı için şu anki verilerle yüzde altılık ortalama bir yıllık ödeme yaptığını söyleyebiliriz ki bu da oldukça güzel bir temettü ödemesi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Amerika'da faiz oranlarının bu kadar düşük olması ve temettü hisselerinin temettülerinin bu oranda yüksek olması yabancı ülkelerin borsalarının gelişmesine, gelişmekte olmasına bu kadar fazla yardımcı olmuş oluyor. Burada sizlere göstereceğim aslında bakın yabancı hisse senetlerinde yabancı temettü hisse senetlerindeki en güzel noktalardan birisi şudur. Sürekli olarak bir temettü büyümesidir. Burada e, temettü tarihini görebiliyoruz. Yüzdesel olarak ödemeyi görebiliyoruz. Dolar bazında ödemeyi görebiliyoruz. Bu PE dediği FK rasyolarını görebiliyoruz. Şöyle aşağı kendimize bakın. Mesela 2013'ü varsayalım. 2013'te hisse başına ne kadar dağıtıyormuş? 35 31 kuruş dağıtıyormuş. Sonra 2014'e geçtiğimizde bunu 35 kuruşa revize ediyor ve dağıtım adedini de arttırdı. Bakın 0.31 kuruştan iki kere dağıtmış. 35 kuruştan 4 kere dağıtmış. Buraya 2014'e geldiğimiz zaman özür diliyorum. 2015'e geldiğimiz zaman 2015'te öncelikle 46 kuruş sonra 35.7 kuruşla devam ediyor. Yani prensip şu. Yabancı ise senetleri içerisinde temettü kategorisine girenlerde maksat amaç şudur. Bir önceki seneden hisse başına asla daha az dağıtamam ve bu da demek oluyor ki bir sonraki sene her zaman daha fazla kar etmeliyim. Tabii ki bunlarda istisnalar olmuyor mu? İlla oluyor ama genel prensip budur. Bakın 31 kuruşla başlıyor 35 kuruşa çıkıyor 46 kuruşa çıkıyor. Burada 2016'ya geldiğimizde 37 38 hatta kuruşla başlayıp 42 kuruşlara kadar gidiyor. 2017'ye geldiğimizde 44 kuruşlara geliyor. Tabii ki bunlar sent olarak ifade ediliyor ama hızlı söyleyebilelim diye diyorum. Burada 0.53'leri görüyoruz yukarı çıktığımızda 55'leri görüyoruz. 2020'ye geldiğimiz 61'leri görüyoruz. 2021'de 65'leri ve 2022'de 67'leri görüyoruz. Yani sürekli olarak bir temettü büyümesi içerisinde olduğumuzdan emin olabiliriz. Yıllar sonra gelecek 1 dolar dağıtacak, yıllar sonra gelecek 5 dolar dağıtacak. Burada yapmamız gereken önemli bir noktada iyi temettü yatırımcılığı iki şeyden geçer. Bunlardan bir tanesini açıklayayım. Diğeri de temettü yatırımcılığı eğitim serimizin içerisine kalmış olsun. Doğru alım satım noktaları belirleyip doğru trade senaryolarını oluşturarak Elimizdeki lotu sene içerisinde olabildiğince fazla arttırmalıyız ve bunun bazı püf noktalarını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden burada şu anki seviyeler pahalı. Neredeyse tarihi zirvelerine gittiğini görebiliyoruz ki neredeyse de değil, hatta tarihi zirvelerine doğru gittiğini görebiliyoruz. Daha önceki şöyle 2020'yi göz ardı edebilirsek. Burada yapmamız gereken nokta doğru destek seviyelerini beklemek. Burada 55 dolar 60 centler ilk benim için iyi destek noktası olarak karşıma çıkabiliyor. Daha sonrası aşağılara kadar geliyor. İşte burada belki 54 dolarlar belki burada dip seviye olarak 52 dolarları yine görebiliriz. İlk hissemiz burada daha demin de söylediğim gibi Enbridge hissesiydi. Hemen devam ettiğim zaman İkinci hisseme geldiğimde karşıma Prudential Financial hissesinin çıktığını görebiliyorum. Şimdi bu hisseyle birlikte hem temel hem tekniğine bakacağız. Bu arada sizlere bu hisseleri nereden nasıl daha kolayca alabileceğinizi de videonun sonuna doğru göstereceğim. Bu aldığınız hisselerden nasıl temettüler alabilirsiniz? Bu temettülerin doğrudan hesabınıza geçmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü bunlar yabancı hisse senetleri. Bunların yani prosedürünü de videonun sonuna doğru sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi bu hissemize geldiğimiz zaman PRU kısa koduyla görebiliyoruz. Hissemiz çok güzel bir dip noktaları 102 dolarlar seviyesine gelmiş. Şu an 119 dolarlar seviyesinde. Yine bunun da iyi destek seviyelerini şahsi olarak baktığımda şöyle tabii ki daha detaylı bir teknik inceleme yapmak lazım ama 113-112 dolarlar seviyesinde iyi destekleri olduğunu görebiliyoruz. Yine Kafman'ın 111 dolarlarda kaldığını ve burasının da iyi destek noktaları olduğunu görebiliyoruz. Zaten Wave Trend ve Fisher'a baktığımızda ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bir düzeltme mutlaka beklememiz gerekiyor. Geri ödemesine baktığımızda şu anki fiyatlara göre %4'lük bir ödeme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Verimlilik olarak. Eğer bunu 101 dolarlardan aldıysanız sizin için buradaki geri dönüş çok daha yüksek olacaktır. Ne kadar dağıttığını görebiliyoruz ve seneler boyu yine artışında burada görebiliyoruz. Şöyle mesela yine 2013'ten başlayalım. 40 kuruş 50 kuruşla başlanmış 53 kuruş dağıtılmış. Mesela burada yükseliş yok mu? Var. 2013'te 40 kuruş 50 kuruş olarak iki kere dağıtılmış. 40 sent 50 sent olarak. 2014'te 53 sentten toplam 4 kere dağıtılmış. Yani toplam yıl içinde ödenen temettü artmış. Sonra 2015'te 58, 70, 75, 91, 1, 1.10, 1.15 dolar ve 1.20 dolarla 2022'ye çıkmış. 2022'de de mutlaka muhtemelen diyelim 4 seferlik 1.20 dolarlık bir ödeme gerçekleştirecek. O da zaten 4.8 dolar ettiğini buraya belirtiyor. Toplam 4.8 dolarlık bir ödeme gerçekleşecek. Bu da %4 bir geri ödeme demektir. Dolar cinsinden ödemedir. Bunu unutmayalım. Hissenin fiyatı Artışı da dolar cinsindendir Temettü ödemesi de dolar cinsindendir Bu da özellikle TL'de parasını tutmak istemeyenler ve Yabancı ise senetlerinden oluşan tamamen döviz üzerinden oluşan bir temettü portföyü oluşturmak isteyenler için Mantıklı olabilir Şuna baktığımızda dediğim gibi şu an bu videonun içerisinde anlatırsam video bir saati geçeceği için Ben temettü yatırımcılığı eğitim serisinde sizlere anlatacağım TL varlıklarda yaptığınız yatırımlar da Aslında Enflasyon üzerine getirip döviz üzerine getirim sağlayabiliyor döviz de kendi içerisinde değer kaybedebiliyor Ama burada tercih olarak yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen, teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyenleri geçen hafta göstermiştik. Bu hafta da yabancı hisse senetleri içerisindeki temettü hisselerine yatırım yapmak isteyenler için derlemiş oluyoruz. Sizler nasıl istiyorsanız nasıl isteklerinizi bana anlatırsanız her türlü isteğiniz için anlatabildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla video çekmeye devam edeceğim. Şimdi gelelim bir diğer istemize Bu isteğimizin Verizon Communication olduğunu görebiliyoruz. Burada da yine temel kısmı var. Sayfa yüklenirse açılacak şimdi. Bu hisseye geldiğimiz zaman teknik noktalarının çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de şöyle bakalım hemen mart ortasını mart başına doğru iyi bir düşüş gerçekleştirmiş ve 55 dolarlardan 50 dolarlara ortalama %10'luk bir düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Daha uzun vadeli baktığımızda aslında şöyle 2020'nin sonlarından itibaren büyük bir satış furyası içerisinde olduğunu 60 dolarlardan 50 dolarlara kadar indiğini tabii ki bu inme sürecinde hafif inişler düzeltmeler hafif inişler düzeltmeler ve hafif inişler şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde baktığımızda şu an iyi dip seviyelerine geldiğini aslında anlayabiliriz. Böyle biraz daha yakınlaştırıp baktığımızda da şu an iyi kademe atılabilecek seviyeler içerisinde olduğunu görebiliriz ki muhtemelen de bir tepki yükselişi yapacaktır. İşte buralarda da aslında doğru trade stratejileriyle lotumuzu arttırabiliriz. Benim için gördüğüm olarak teknik olarak baktığımda iyi seviyelerin burada 50 dolarlar 90 centler olduğunu yani şu anki seviyelerin iyi seviyeler olduğunu görebiliyoruz. Bir alt seviyesinde 50 dolar 13 cent olarak görebiliriz ama 50 doların altına inmesi pek mümkünmüş gibi de duruyor. Özellikle bu denli iyi bir temettü şirketinin Şimdi şirketimizin temettüsüne bakalım yüzde 5 bir geri dönüşümü var Buradaki yüzde 5 Bir önceki şirketin yüzde nasıl daha yüksek bu kadar fiyat kaybediyor o zaman şu yüzden Fiyat kaybettiği için zaten temettü verimliliği artıyor FK rasyosu gayet iyi seviyelerde Temettü tarihlerini görebilirsiniz Toplam olarak da sene içerisinde 2 dolar 56 cent dağıttığını görebiliyoruz. 2013'e geldiğimiz zaman 51, 53 olarak görüyoruz. 2014'te 53, 55 olarak devam ediyor. 56,5 olarak devam ediyor. 57, 59, 63'lere lere özür diliyorum 603'lere çıkıyor. 615, 627 ve 64 centli yani 640 sentli aslında burayı bitirmiş oluyor. 640 cent dediğimizde tabii 6 dolar 44 cente düşmüş oluyor ama burada anlamak dediğimi anlamak istediniz. zaten burada gösteriyorum. Para birimleri veya buradaki telaffuzlar karışabilir. Hızlı anlatmaya çalıştığımdan kusura bakmayın tekrardan. Teknik seviyelerin iyi olduğunu görüyoruz. Temel olarak temettü verimliliği gayet iyi. Yani yıllık olarak döviz cinsinden yüzde %5'lik bir geri alım söz konusu. Eurobondlar tarafına baktığımız zaman Eurobondlarda da yine yüzde %5 ile yüzde %7 arasında bir geri ödeme olduğunu görebiliyoruz. Ama burada nedir önemli olan nokta? Şu anda ben 50 dolarlık bir hisse aldığımda Yılda iki buçuk dolarlık bir geri ödeme alıyorum Fakat bu iki buçuk dolar her sene gördüğünüz gibi artıyor mu artıyor Ben yine 50 dolardan bu hisseyi aldığımda 10 sene sonra iki buçuk dolar yerine 5 dolar da ne olacak Ben dolar bazında yüzde 10 verimlilikte çalışıyor olacağım Peki bir 10 sene daha sonra 25 dolar dağıtırsa hisse başına Ben 50 dolardan almıştım 25 dolar dağıtıyor her sene Yani ben dolar cinsinden her sene 50 kazanıyorum demektir En total noktada yüzde 5 enflasyon olduğunu düşünsek Her sene o ayırdığım para miktarı 10 katı verimlilikle çalışıyor. Demektir ki bu da muazzam bir getiri ve muazzam bir zenginleşme yolu olarak karşıma çıkıyor. Devam ettiğim zaman Philip Morris hissesini görüyoruz. Buraya geldiğimizde yine 2013'ten beri hemen bir kısaca büyümesine bakalım. 85 centten bakışlıyor. 94, 1 dolar, 1.02 dolar, 1.04. Burada 1.14'lere çıkıyor. 1.17'ler, 1.20'ler ve şu anda 2025'te de 1.25'ler olduğunu görüyoruz. Toplam 4 ödeme yani her çeyrekte bir ödeme gerçekleştiriyorlar. Özellikle yabancı temettü hisse senetleri bu şekilde çalışıyor. Bunlar Bunları da size temettü yatırımcı eğitim serisi içerisinde anlatacağım. Yani hem yabancıları hem yerlileri anlatıyor olacağız. İkisini de çok net bir şekilde eğitimde sizlere söylüyor olacağım. Toplamda 5 dolarlık bir dağıtım gerçekleştirdiğini görüyoruz ama bundan 10 sene öncesine baktığımız zaman mesela 2014 tarihine bakalım. 2000 veya 2015 tarihine bakalım daha net hesaplayabiliyor olalım. 2015 tarihinde gördüğünüz gibi toplam 4 dolar dağıtıyormuş. Ortalama 8-9 senede 4 dolardan 5 dolara %25'lik bir artış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani 10 senede %50 dersek bundan 10 sene sonra 7,5-8 dolarlar seviyesine dağıtabileceğini görüyoruz. Philip Morrison hissesine baktığımızda da şu an şurada da gördüğünüz üzere 90 dolarsa 8 dolarlar dağıtacağını konuşmuştuk. 9 dolar dersek biz bunu %10 verimlilikle çalıştığını görebiliyoruz ki bu da muazzam bir seviyedir. Tabii ki yine bunu e, tepeden satışlar, dipten alışlarla yani bir ufak trade bilgisiyle katlayabildiğimizde bu yüzde onlar bizim için %13, %15'lere geliyor belki de. Bu da çok çok önemli bir durum. Yine Philip Morris'e baktığımız zaman teknik olarak iyi bir düşüş sağladığını görebiliyoruz. Öncelikle 90 dolarlardan 111 dolarlara çıkıyor. Hemen şöyle artışını da ölçebiliriz isterseniz. Ortalama %25'lik bir artış sağladığını görebiliyoruz. Ardındansa hızlı bir düşüşle birlikte %18'lik bir düşüş sağladığını yine görebiliyoruz. Bu sayede yapacağımız nokta çok basit. Burada iyi destek direnç noktaları seçerek mesela bunlar işte 91 dolar 40 kuruşlarda bakın iyi desteğinin olduğunu görebiliyoruz ki şu an bu direnç aslında noktasına gelmiş oluyor. Aşağı seviyelerde baktığımızda benim için mantıklı seviyeler 88 dolar 60 centler olabilir. En aşağıda bir kademe dağıtmak istersem 88 dolar 50 60 cent arasından bir kademe atabilirim ama şu an zaten hissemize baktığımızda oldukça iyi bir düzeltme içerisine girdiğini yani uzun sürelerdir bir artışta özellikle 2020'den beri ikiye katlamış fiyatını bu süreç zarfında da iyi bir düşüşle kendisini doğru destek seviyelerine getirdiğini görebiliriz. En altta 85 dolar 70 centler seviyesi olduğunda unutmamamız gerekiyor. Bu yabancı hisse senetlerine baktığımızda dediğim gibi birkaç tane farklı nokta var. Bir sürekli olarak temettü artışı sağlıyorlar ve bu da alıp uzun süre elinde tutanlar için verimliliği arttırıyor. Bir diğeri dolar cinsine bağlı olmuş oluyor aldığınız temettü. Bir diğeri de ana varlığınız, ana yatırımınız yani hisse senediniz de dolar cinsine bağlanmış oluyor veya döviz cinsine bağlanmış oluyor. İsterseniz bunların Avrupa hisse senetlerinde olan kısımlarını da gösterebiliriz. Gelin şimdi şimdi bunları nasıl alabiliriz, nasıl kullanabiliriz, bunların üzerindeki haklarımız nelerdir, temettülerini nasıl alabiliriz bunları gelelim. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10.000 ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. İlk başlayacağım nokta burada parçalı hisse alma noktası. Mesela gördüğünüz gibi Philip Morgan hissesi 100 dolar. Başka hisse var 200 dolar, 300 dolar. Siz artık hangi hisseleri seçiyorsunuz ona göre değişir. E şimdi 100 dolar bile dediğimizde 1500-2000 lira yapıyor. Daha düşük e mevlalarda yatırım yapamaz mıyız? Çünkü 5 hisse almak istiyoruz ve 5 kademeden almak istiyoruz desek bu bize ortalama 50-60 bin liraya belki mal olmuş olacak. Peki bu sayede ne yapacağız? Yani daha düşük maliyetlerle alamayacağız mı? 50-60 bin liramız yoksa parçalı ise buna yarıyor işte. 10 dolarlıkta, 20 dolarlıkta, 30 dolarlıkta hisse alabiliyorsunuz. Hisseleri belli bir paya dediğine bölüyorlar ve siz bunlardan aslında Philip Morrison hissesinin bir tanesinin onda birine ortak olarak başlayabiliyorsunuz bu işe Kademe kademe toplaya, yıllar geçtikçe bunu arttır arttıra toplayabiliyorsunuz. Bir diğeri işlem ücretleri ne kadarlık alım alırsanız alın, 1,5 dolar olduğunu görebiliyorsunuz ki bu da oldukça düşük bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yabancı hisse seniti alırken aracı kurum bankalar belli bir portföy üzeri istiyorlar ve alımlarda ciddi kesitler sağlıyorlar. Burada işlem ücret avantajı oluyor Midas tarafında. Canlı verileri sizlere sağlıyorlar hesap, iş, hesap işletim ücreti almıyorlar ve hesap güvenceleri var Aynı zamanda spk'ye kayıtlı onaylı bir aracı kurum oldukları için Herhangi bir aksi durumda başınıza herhangi bir iş geldiğinde bir e, Sorun yaşadığınız zaman doğrudan spk tarafından muhatabınız olmuş oluyor Burada gidip yatırımcı tanzim merkezlerinden paranızı da tanzim etmiş oluyorsunuz ki Kendi hesap güvenceleri de var zaten Burada da 500 bin dolara kadar bir hesap gücü, güvencesi olduğunu görebiliyorsunuz Burada da gördüğünüz gibi spk lisanslı bir kuru, aracı kurum olduklarında Görebiliyorsunuz bu tip avantajları var midasın Doğrudan telefonunuza indirip aşağıda ben bir link bırakacağım Eğer yabancı hisse senetleri almak istiyorsanız biraz Hem öncesinde girin yabancı hisse ilgili bilginiz olup biraz araştırana kadar Öncesinde girip uygulamayı tanımış olursunuz Ardından da buradan alım satım yapabilirsiniz ben aşağı hem yorumlar hem açıklamalar kısmına link bırakıyorum İstediğiniz bir linke tıklayıp oradan indirip Telefonunuza kurarak Doğrudan nasıl alım satım yapılacağını öğrenebilirsiniz Videonun sonuna geldik Daha fazla bu tarz içerik için için kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlar kısmında özellikle de aklınıza takılan soruları ve içerik fikirlerini yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.